gelince yok, zamanı gelince yok. Yeri de gelmiştir, zamanı da gelmiştir ve hatta geçiyor. O günlerin en meşhur işkence mekanı olan Mamak askeri cezaevine doğru götürüldü. 2009 yılında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 2. yıl dönümü sebebiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun da katıldığı programa Büyük Birlik Partisi Ordu İl Teşkilatı'ndan da katılım oldukça yoğundu. Programda ilk olarak merhum Muhsin Yazıcıoğlu için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardındansa Alperen Ocakları Başkanı Serdar Arslan söz aldı. Arslan, "Davan davamız, yolun yolumuz" diyerek Yazıcıoğlu'nu anlamak ve anmanın önemine dikkat çekti. Daha da özlüyoruz. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Şehit liderimiz hayatı boyunca hep inandığı davası için mücadele verdi. Allah'ın rızası doğrultusunda hayat sürdü. Hayat boyunca hep hakkı tuttu, kaldırdı. Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanı Vecdet Ersoy da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 2. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sana selatü selam olsun. Ey sonsuzluğun sahibine ulaşmak isteyen yiğit adam, 21. yüzyılın Alperen'i, Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğidi, dualarımız seninle olsun. Ve onu anlamak ve anmak için bu salonu dolduran gönül dostları, size selamların en güzeli, Allah'ın selamıyla selamünaleyküm diyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başkan Ersoy'un ardından söz alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu ise merhum Yazıcıoğlu ile ilgili anılarını anlattı. Gitmiştik. O ziyarette rahmetli şehit liderimizi görebilme hevesi vardı içimde. Tabii biz içerinin nasıl olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra içeriden çıkan Yusuf Yeğli abilerimiz zulüm kalesi olarak adlandırdıkları Mamak işkencehanelerini sonradan öğrendik. Muhsin Yazıcıoğlu, Anadolu çocuklarının birbirine su vermesinin dahi şaşılacak bir şey hale getirildiği kumpası. Gündoğdu'nun konuşmasının ardından slayt gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Soğuk savaş yılları şartlarında ortaya çıkmış bir düşüncenin yetersizliğini görerek yeni durumlara uyarlamaya çalışmış. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parça parça taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Programda son olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu bir konuşma yaptı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun insani yönünü anlattı. Muhsin Başkan'ı anlatmak o kadar zor ki, zor olduğu kadar da çok kolay aslında. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatmanın zor olduğu kadar da kolay bir şey olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gülefer Yazıcıoğlu, sarı saman kağıdına yazdığı notları vardı. Onları okudukça onu çok daha iyi tanıdım. Daha çok sevdim, daha çok saygı duydum. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu o kadar çileye maruz kalmasına rağmen, gençliğini vermesine rağmen, devletine, milletine küsmeyen, bütün gücüyle, azmiyle davasını kaldığı yerden devam ettirmek isteyen bir insandı diye konuştu. Muhsin Başkan'ın bir gün hiç unutmuyorum, saman kağıdına yazdığı böyle anekdotları vardı, anıları. Onları okudukça Muhsin Başkan'ı çok daha iyi tanıdım. Ve onu o kadar çok sevdim, o kadar saygı duydum ki onları okudukça. Çünkü Muhsin Başkan o kadar çileye maruz kalmasına rağmen, gençliğini vermesine rağmen, devletine küsmeyen, milletine küsmeyen, bütün gücüyle, azmiyle davasını kaldığı yerden devam ettirmek isteyen bir insandı.